şu ana kadar bazı hakemler oyunu çok durdurmadı. Oyunun tempo kazanmasını sağladılar. Bu yüzden de o tarz bir yönetim gösterirse hakem, bu maçın temposunu düşürmezse bana göre oyun daha iyi olacak. İlk düdük geldi. Trabzonspor veteran başladı. Çağdaş Atan. Emrah. Güngör. Semavi. Semavi. Konfeti atıldı sahaya. Hakem durdurdu. Şimdi o konfetileri dışarı atmaya çalışıyorlar. Hakem atışıyla yeniden başlayacak. Maçın hakemi Ahmet Öztürk topu bıraktı. Trabzonsporlar görüntüde. Semavi. Emrah. Hasan. Güngör. Güngör. Yerden oynadı. Emrah. Eren Albayrak. Elvir Baliç. Eren. Serkan. Recep. Erhan. Eren Albayrak. Yanındaki Ali ile oynadı. Ali Güneş. Serkan Özsoy. Serkan'ın pası Baliç'e. Top kaleci de Metin. Şimdi Hasan. Çağdaş. Semavi. Döndü. Güngör'e attı. Güngör. Bırakmıyor Fenerbahçeliler. Şimdi Ali. Ali. Elvir Baliç. Serhat. Top arkaya gitti. Emrah. Emrah Eren. Semavi. Semavi bıraktı. Güngör. Emrah. Semavi. Semavi vuruyor. Kaleci Recep. Kornere gönderdi. Sert vurdu Semavi. İlk şutunu attı Murat Özer'e. Semavi yine maça fırtına gibi başladı Fikret Engin. Hasan kullandı. Emrah. Açıyı iyi kapattı. Recep. Ali. Serhat Akın'ın vuruşu. Top geri geldi. Çağdaş. Erhan. Recep. Erhan Albayrak. Ali Güneş. Elver Baliç. Semavi. Ali vuruyor kaleci Metin'de. İki takım oyuncuları da gergin Fikret. Çünkü çok önemli, çok kritik bir maç. Şu anda her iki takım oyuncuları da birbirlerini deniyorlar. Şu anda üstünlüğü ele alan bir takım yok. Semavi. Hasan. Çağdaş top istedi. Onunla oynadı. Tekrar Hasan üçüncü. Emrah Eren. Arkaya attı. Çağdaş. Recep'te kaldı. Serkan. Yakın oynadı. Serkan Özsoy. Recep bıraktı. Ali Güneş. Sert bir şut. Top kaleci de Metin. Fikret Engin, şu ana kadar turnuvada kaleciler bu turnuvaya damga vuran isimler oldular. Her takımın kalecisi çok iyi performans gösterdi. Bakalım bu gece hangi kaleci daha ön plana çıkacak, merak ediyorum. Top dışarı gitti. Eren Albayrak kullanıyor atışı. Şimdi Serkan. Dördüncü dakikadayız. Serhat. Bırakmadı Semavi. Semavi. Emrah. Hasan. Pes yapan Serhat Akın. Semavi. Çağdaş. Emrah. Sol ayakla vurdu. Topu dışarı attı. Fikret, Trabzonspor'da Çağdaş sürekli deniyordu bugüne kadar. Baliç. Baliç. Baliç vuruyor. Metin Aktaş. Çok sert vurdu Elvir Baliç. Çağdaş Trabzonspor'da sürekli deniyordu şu ana kadar. Geriden gelip önemli vuruşlarla gol arıyordu. Bazen buluyordu, bazen bulamıyordu. Bu maçta şu ana kadar Çağdaş vuruş denemedi. Neden denemedi? Çünkü forvette oynuyor. Emrah. Sahaya yine konfeti atıldı.
Bence benim, bana göre Çağdaş daha geride oynasa vuruşlarla daha etkili olur diye düşünüyorum ama dünkü maçta da böyle. İlk başlarda ileride oynadı, sonra geri geldi, vuruşlarla etkili oldu. Bu maçta da forvet gibi başladı. Geride oynasa bana göre Trabzonspor'a daha çok katkıda bulunur. Semavi yerde faul. Baliç kenara gitti. Ceyhun girdi. Emrah. Emrah Eren. Hasan. Hasan vuruyor. Şimdi Çağdaş. Çağdaş'ın pası. Vuruyor Emrah. Direkten dönüyor. Ceyhun. Taç. İnanılmaz vurdu Emrah. Recep'e direkler yardım etti. Emrah Eren. Güzel bir pas Semavi'ye. Semavi. Semavi, Ceyhun mücadelesi. Serkan girdi araya. Semavi top tribünlerde. Semavi şimdi şu anda mesela ileri çıkıyor, kendini boşu boşuna yoruyor. Halbuki Semavi kendini bu kadar boş yere yormasa daha da faydalı olacak takıma. Önemli yerlerde, kritik yerlerde sahne alması gerekiyor. Erhan. Ali Güneş. Ceyhun. Ali Güneş. Ali'nin vuruşu. Top geri geldi. Güngör bıraktı Emrah. Şimdi Çağdaş. Hasan yerde kaldı. Faul. Fikret farkında mısın? Çağdaş topa vurmasın diye. Fenerbahçe veteran takımı biliyor Çağdaş'ın vurduğunda etkili olduğunu. Bu yüzden Ali Güneş sürekli. Çağdaş topu ayağına aldığı zaman Ali Güneş onun vuruşunu engellemek için önüne geliyor. Öyle bir tedbir almışlar. Bir kompeti daha atıldı sahaya. Çağdaş kullanacak atışı. İkili Fenerbahçe barajı. Çağdaş top dışarı gitti. Özellikle Trabzonspor'un kazanmaktan başka şansı yok. Fenerbahçe kontrollü bir oyun içerisinde. Erhan. Ali Güneş. Emrah. Bir hata. Serhat. Ali. Erhan. Kaleye gönderdi. Metin. Sonrasında Semavi. Ali. Top kaleci Metin'de. Emrah Eren. Çağdaş hareketli. Top dışarı gitti. Fenerbahçe veteran sanki şu ana kadar daha iyi top yapıyor değil mi Fikret Engin? Daha topu daha kontrollü, evet, daha ayağı oynayan bir takım, evet, görüntüsünde. Ali. Erhan Albayrak, Metin Aktaş. Emrah. Emrah son maçta çok iyi oynamıştı. Ceyhun. Ceyhun bugün biraz hareketli. İlk maçlara nazaran daha hareketli bir Ceyhun görüyoruz. Serkan Özsoy. Ali. Ali Güneş. Serkan. Serhat Akın. Semavi. Emrah. Kaleye vurdu. Kontrol ettirecek. Erhan. Emrah. Tekrar Emrah. Semavi. Emrah. Serhat. Serhat Akın. Top kalecide. Trabzonspor veteran takımı Fikret daha kontrollü oynuyor. Daha tedbirli. Neden diyeceksen. Şu anda Trabzonspor veteran takımında forvet oyuncusu yok farkındaysan. Forvetsiz oynuyorlar şu anda. Çağdaş forvet oynuyor. Normalde defans oyuncusu olan Çağdaş forvet oynuyor. Ama Fenerbahçe veteran takımında Serhat gibi bir golcü var. Ceyhun kaptırdı. Semavi. Çağdaş. Semavi. Serkan. Ali Güneş. Recep. Erhan Albayrak. Ceyhun vuruyor. Kaleci Metin uzandı. Trabzonspor veteran Yattara'yı kullanmıyor Fikret. İlerleyen dakikalarda Yattara'yı görebiliriz. Semavi. Hasan üçüncü bıraktı. Semavi geriye döndü.
Kaleciye Metin'e attı. Hasan üçüncü. Bir şey de dikkatimi çekiyor Fikret. Mesela Hasan Özer kenarda. Mehmet Yılmaz kenarda. Bunlar... Sakatlıkları var. Ama kenardalar. Yani ilerleyen dakikalarda kısa süreli oynayacaklar. Ama söyler maç öncesinde bana. Ama yani bir dezavantaj bu Trabzonspor veteranı için. İki tane forvet oyuncusu kenarda. Yattara da kenarda. Şey yok, sakatlar. Top dışarı gitti. Soner var mesela. Soner'den de yararlanabilirler. Soner de forvetle oynamıştı bugüne kadar. Ceyhun. Ali Güneş plase ve gol! Fenerbahçe veteran öne geçiyor. Gol Ali Güneş. Karşılaşmanın 11. dakikasına girilirken Ali Güneş topu avere gönderdi. Ve 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe veteran. Kaleyi çok yokladılar ve sonunda golü buldu Fenerbahçe veteran sevgili Murat Özer'e. Çok güzel bir plase yaptı Ali Güneş. Şimdi Trabzonspor veteran takımının şanssızlığı bu Fikret Engin. Forveti yok şu anda, yani golcü yok takımda. Şimdi Fenerbahçe veterana baktığın zaman Celil Lambaliş girdi. İki kişi birden girdi şu anda oyuna. Bu büyük bir avantaj. Yani sen şimdi bir kenardan bir takıma bakıyorsun. Celil ile Baliş giriyor. Bir takıma bakıyorsun. Forvet sokamıyor. Trabzonspor veteranın bu talihsizliği tabii ki oyuna yansıyor. Mesela Galatasaray veteran maçında da abi böyle talihsizlikler vardı. Abi hocayla maç öncesinde konuştum. Kazanan evet. Kadroyu kesinlikle bozmayacağını söyledi. Biraz da onun etkisi var. Serkan. Ali. Celil. Kazanan kadroyu bozmayacak da golü kim atacak Fikret Engin? Bir yerde bozacaksın ki golcü sokacaksın. Golcü gol atacak. Başka çare yok. Çağdaş. Çağdaş'a kalmış Trabzonspor veteran takımının golü. Bu şekilde olmaz. Ali. Top kalecide. Semavi. Ceza alanına gelen top ve finale gidiyor. Top alana gidiyor. Şimdi bir birlik beraberlik. Mehmet Yener golü attı. 78 numaralı formasıyla Mehmet Yener topu finale gönderdi ve durum 1-1. Mehmet Yener Trabzonspor veteran takımına ilaç gibi geldi. Şu ana kadar yoktu piyasada. Bugün herhalde takviye olarak gelmişler. Evet. O da aslında forvet oyuncusu değil. Ben Trabzonspor'daki ilk çıktığı yılları hatırlarım. O da forvet oyuncusu değil. O da çok süratli bir oyuncuydu. Pırpır bir oyuncuydu. Ama inanılmaz çok güzel bir gol attı ve takımına moral kazandırdı. Ali, Ceyhun, Celil düzeltiyorum. Ali Güneş, Erhan Albayrak. Ali Güneş. Top dışarı gitti. Semavi. Trabzonspor veteran takımı istedi mi oynuyor Fikret. Yani çok iyi takım oyunu ortaya koyuyorlar. Can Siperhane oynuyorlar. Beraber oynuyorlar. Birlikte oynuyorlar. İstedikleri zaman rakibi bunaltabiliyorlar. Baliç. Elvin Baliç vuruyor. Son anda direkt dibinde Metin Aktaş. Metin Aktaş da çok formda Fikret. Yani turnuvaya damga vuran isimlerden birisi de Metin Aktaş. Şimdi Fenerbahçe veteran takımına bakıyorum Fikret. Celil mesela değil mi? Celil şu sahada bana göre en etkili olabilecek futbolcu tipinde bir oyuncu. Celil'in Fenerbahçe'ye daha da katkıda bulunması ve Fenerbahçe'yi ateşlemesi gerekiyor. Ben böyle bir Celil bekliyorum. Şu ana kadar o Celil'i göremedik turnuvada ama belki bu dakikadan sonra bir patlama yapabilir. Hiç belli olmaz. Ateş kullanıldı. Çağdaş yerde kaldı. Penaltı bekliyor. Hakem devam dedi. Erhan. Ali. Vurdu. Kaleyi tutmadı. Güngör. Semavi. Tekrar Semavi. Semavi sert vurdu. Bir kez daha Recep. Çok sert bir şutla çıkardı Semavi. İzliyoruz. Recep son anda tokatladı. İşte burada bir penaltı beklentisi. Atış kullanıldı. Çağdaş ve gol! Arka direkte golü attı. Takımının en golcü ismi. Çağdaş topağlara gönderiyor. 2-1 öne geçiyor Trabzonspor veteran.
Tekrar görüntüye geliyor Çağdaş. Arka direkte kendini unutturdu. Kapayla topu alana gönderdi. Farklı açılardan gol görüntüye geliyor. Çağdaş atan. Harika bir gol attı. Şimdi Fikret Engin, futbolcuların Süper Lig'de de şu ana kadarki futbol oynayan futbolcularında hepsinde aynı hata var. Topa bakıyorlar. Topa baktı Serkan. Topa bakınca arkandaki adamı görmüyorsun. Arkandaki adam geliyor, golü atıyor. Top kendi kendine kaleye girmez. Onun için futbolcuya bakacaksın. Serkan da bu hatayı yaptı. Erhan, Celil, Elver Baliç, Ali Güneş, Baliç'e, Baliç, kaptırdı topu, Güngör, Emrah Eren, Semavi, Çağdaş, Güngör. Çağdaş, yeniden defansa geçti Fikret, golü attıktan sonra. Mehmet Kener, Celil, Recep, Erhan Albayrak, Serkan, Ali. Şimdi bizim Türk futboluna bir hastalık bu bak. Trabzonspor veteran takımı öne geçti. Psikolojikman Çağdaş kendini defansa attı hemen. Yani gol yemeyeyim, skoru koruyayım. Halbuki... Çaprazdan müthiş bir vuruş ve top filelerde. Erhan Albayrak durumu 2-2'ye getiren golü attı. Gol Erhan Albayrak. 17. dakika. Erhan Albayrak topu alana gönderiyor. Ceyhun Eriş yeniden oyunda. Çok güzel vurdu Erhan Albayrak. Metin Aktaş da topu sanki son anda gördü Fikret. Farkında mısın? Yani çıkarabilirdi ama bir anda topu gördü. Biraz son anda. Sert geldi ve çıkaramadı Metin Aktaş. Şimdi 2-2'lik beraberlik var. Güngör. Hakem oyunu durdurdu. Ayağında bir burkulma. Şu anda oyun durdu. Fenerbahçe veteranın en büyük handikapı Baliç'i ve Celil'i kullanamıyorlar nedense. Yani Baliç ve Celil şu sahada bana göre bütün futbolcular içinde sol ayaklarıyla bu sahada en etkili olacak. Rakibin gardını düşürecek en etkili oyuncular bunlar ama Fenerbahçe veteran bu iki futbolcuyu bir türlü turnuva başından beri tam olarak randımanlı kullanamıyor. Şu anda Ali Güneş oyuna devam edemiyor. Bileği burkuldu. Bileği burkuldu. Oyundan çıktı. Fenerbahçe veteran için kötü bir durum çünkü Ali Güneş çok hareketli bir oyuncuydu. Tabii hem defansı kontrol ediyor hem orta sahayı kontrol ediyor. Tendonda bir problem olduğunu söylüyor Yılmaz Dirim. Eyvah, o çok kötü. Tendon mu bileği mi burkuldu, o muyum? Emrah vuruyor. Defanstan geri geldi. Yılmaz Dirim tendon diyormuş Fikret Engin. Allah korusun, tendon biliyorsun. Tendon bağları koptuğu zaman en az 6 ay falan zor yürürsün. Onun için de inşallah Ali Güneş'e öyle bir şey olmamıştır. Atışı kullanacak Trabzonspor veteran. Çağdaş mı Semavi mi? Bakalım hangisi vuracak? Bana göre Çağdaş vuracak. Ama sürpriz isim üçlü Semavi bir baraj kurdu Fenerbahçeliler. Semavi de vurabilir. Semavi geliyor. Pas verdi. Emrah vuruşunu yaptı. Kaleyi tutmadı. Serhat. Erhan Albayrak. Serhat. Ceyhun. Hasan. Şimdi Çağdaş burada etkili değil. Ceyhun. Semavi can süperhane oynuyor. Semavi. Ceyhun'a gelmedi. Dışarı attı. Güngör.
Serkan, Serhat. Fikret, sahaya baktığın zaman en fit olmayan futbolcu kim dersen, şöyle baktığın zaman Semavi olarak gözüküyor değil mi? Ama evet, sağ içi de o. Sağ içinde en fiti o ya, inanılmaz bir şey. Emrah Eren topu dışarı attı. Recep. Serkan. Serhat Akın. Serhat. Erhan. Ceyhun. Erhan bıraktı. Serkan vuruyor. Metin Aktaş. Şimdi Emrah kaleyi denedi. Olmadı. Haliç. Semavi topu aldı. Faul diyor hakem. Hiç topun gerisinde. Balic kullandı. Güngör. Metin. Erhan. Serhat. Çaprazda Ceyhun. Gol pozisyonunda. Metin kapattı açıyı. Erhan. Uzaklaştıran Semavi. Şimdi Hasan Özer. Hasan Özer'in pası araya giriyor. Elvir Balic topu dışarı attı. Barış bir defans oyuncusu gibi geldi ve takımının bir gol yemesini engelledi. Emrah. Semavi. Top geri geldi. Çağdaş. Atış Trabzonspor veteranın. Hasan. Balic. Celil. Celil Sağır. Celil. Celil ve gol! Celil topu alana gönderdi. Fenerbahçe veterani çık öne geçiyor, gol Celil. Fikret Engin, ne demiştim? Celil'in bu sahada en etkili olabilecek oyuncu Celil bana göre. Ve Celil'i şu ana kadar neden Celil'i, gerçek Celil'i göremedik diyordum. Görmek istiyoruz diyordum. Ve yavaş yavaş Celil Sağır gerçek Celil'in geleceğini sinyallerini verdi. Ve golü attı Celil Sağır. Celil bu yani. Gol sonrasında Celil'in sevinci. İşte Fenerbahçe veteran oyuncuları büyük bir sevinç yaşadılar. 23. dakikada öne geçti bir kez daha Fenerbahçe veteran. Şimdi Semavi. Semavi dışarı gidiyor. Yine çok etkili vurdu. Fikret Engin, Celil bu moralle devleşirse, bir vites arttırırsa, ben sana söyleyeyim mi, Celil'i durdurmak zor olur bu sahada. Çağdaş bıraktı. Emrah çaprazda. Erhan kapattı. Şimdi kontrol etti Celil. Balic boşta diğer köşede. Celil götürdü. Şut dışarıya. Golden sonra bir özgüven kazandı. Tabii. Kaleyi denedi yine. Vitesi birden ikiye atarsa Celil, zor durdururlar Celil'i. Emrah Eren. Celil. Balic. Celil. Serhat. Bırakmadı Semavi. Çağdaş. Serkan dışarı attı. Biraz daha geri gelmesini istedi hakem. Çağdaş. Erhan. Hasan üçüncü. Semavi. Erhan Albayrak. Hasan üçüncü. Çağdaş. Emrah. Çağdaş. Emrah vuruyor. Dönen top Çağdaş. Gol pozisyonu Erhan. Top kalecide. Ceyhun. Üç Trabzonsporlu oyuncu bastırdı. Şimdi Metin. Çağdaş. Hasan üçüncü. Erhan. Ceyhun. Balic. Balic. Emrah.
Güngör bıraktı. Emrah. Semavi. Balic. İki dakikalık ekstra süre. Fikret Engin, Balic çok hırslı. İnanılmaz hırslı bu gece. Top dışarı gitti. Out. Farkındaysan Balic ileri gidiyor, geri geliyor, top çıkarıyor. Şimdi yoruldu tabii. Doğal olarak yoruldu. Erhan. Recep. Serkan. Güngör. Emrah. Hasan üçüncü. Semavi. Hasan. Çağdaş. Erhan. Trabzonspor veteran takımı iyi top yapamıyor şu sıralarda. Yani biraz üstünlüğü Fenerbahçe veterana kaptırdılar. Ceyhun paslaştı. Yerde kaldı Ceyhun. Emrah. Çağdaş. Kaleye vuruyor ve gol attı. Tam köşeye, top birilerde. Rekart dağlara gitti. 3-3 oldu. Gol Çağdaş. Takımın en golcü futbolcusu Çağdaş Atan. Harika oynuyor. Forvet'e gereksinim duymuyor Trabzonspor kesinlikle. Turnuva başından beri Çağdaş bu yükü sırtladı. İşte Çağdaş topu alarda. Mükemmel vurdu. Recep'in yapacağı hiçbir şey yok. İlk yarının duraklama anlarında durum 3-3. Serkan. Recep. Ceyhun. Erhan. Aslında Celil. 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 Pas verdi Erhan. Top sıkıştı. Faul. Hemen kullandı. Trabzonspor veteran ve ilk yarının son düdüğünü çaldı hakem Ahmet Öztürk. 3-3 ilk yarının skoru. İkinci yarı için maçın hakemi Ahmet Öztürk son kontrollerini tamamladı. Serhat Akın bıraktı. Top Balic'te. İkinci yarı başladı. Balic dışarı vurdu. Murat abi, neler bekliyorsun ikinci yarıdan? İlk yarıda karşılıklı atılan üçer gol. Şimdi Fikret Engin, Balic dedi ki Ali Güneş sakatlandı dedi. İkinci yarı bizim için çok zor geçecek dedi. Bizim için büyük dezavantaj oldu. Adamımız kalmadı dedi. Bu arada Celil topu aldı. Celil pasını verdi. Serhat kontrol edemedi. Hasan. Çağdaş. Sözüm yarım kaldı dedi. Dedik devam edelim. Şimdi fakat Balic'e şunu sormak gerekir. Balic turnuva başladığından beri Trabzonspor bu problemi yaşıyor zaten. Yani siz daha yeni yaşamaya başladınız. Trabzonspor veteran takımı turnuva başladığından beri bu yedek problemini yaşıyor. Onun için Balic'e ben bu konuda hak vermiyorum. Trabzonspor nasıl Trabzonspor veteran takımı can siparişine mücadele ettiyse Fenerbahçe veteranı da bundan sonra öyle mücadele etmesi gerekiyor. Emrah. Çaprazda Çağdaş. Kaleci Recep. Serkan. Metin. Güngör. Güngör bıraktı. Çağdaş. Celil. Serkan. Kafayla kesti Güngör. Semavi. Güngör. Fikret, Trabzonspor veteran takımında hani diyoruz ya forvetsiz oynuyor diyoruz. Öyle diyoruz biz ama Çağdaş çıkıyor bir anda, en iyi forvetten daha güzel gol atıp takımına can veriyor. Turnuva başından beri aynısını evet, yapıyor Çağdaş. Yani aslında Çağdaş'ın gol atması demek, doğru yapıyorlar demek anlamına gelmiyor bana göre. Trabzonspor veteran takımının forvetle oynaması lazım. Ama Çağdaş gol atarak bunu örtüyor. Aslında doğru bir strateji değil bana göre ama Çağdaş'ın gol atması insanları yanıltıyor gibi geliyor bana. Erhan. Serhat Akın'a. Serhat. Emrah. Güngör. Hasan üçüncü. Top çeviriyor. Trabzonspor veteran. Kaleci Recep. Serkan. Balic. Erhan. Serhat.
Güngör bastırıyor. Serhat Akın. Faul diyor hakem. Fenerbahçe veteran takımı Fikret Engin şu anda bana göre en iyi altılısıyla oynuyor. Şu anda bak. Celil, Baliç, Serhat, sol ayağını çok iyi koruyan, kullanan Erhan. Şu anda bana göre en iyi altısı. Serkan geride zaten. Topun gerisinde Celil Sağar. Serkan'a bir pas verebilir. Emrah o açıyı kapatmak için orada. İşaret verildi. Celil kullanacak. Baliç dışarı gitti. Korner. Korneri kullanıyor Baliç. Semavi. Bana göre maçın son 5 dakikası falan inanılmaz geçecek. Neden? Çünkü her iki takımında yedek problemi var ve yorulacaklar. Son 5 dakikada canlı kalan takım bu işi götürür diye düşünüyorum Fikret Engin. Celil. Recep. Serkan. Top dışarı gidiyor Taç. Erhan Albayrak kullanıyor atışı. Elvir Baliç. Çaprazda Baliç. Kaleyi tutmadı Serhat. Topu dışarı attı. Hasan üçüncü. Celil. Serhat. Celil. Celil de gol. Celil topu alana gönderdi. 4-3 öne geçti Fenerbahçe veteran. Gol Celil. İkinci golünü attı bugün Celil. 29. dakika. Gol Celil Sağar. Celil tekrar görüntüye geliyor. Celil vitesi arttırırsa Fenerbahçe için bu gece çok etkili olur demiştim. Celil gerçekten bu gece vitesi arttırdı ve takımına çok yararlı oluyor. Çok da güzel bir gol attı. Celil'in bu performansı Fenerbahçe'nin Trabzonspor, Fenerbahçe veteranının Trabzonspor veteran karşısında etkili olmasında bana göre en önemli faktör. Güngör. Tekrar Güngör. Semavi attı. Taç Fenerbahçe veteran takımının. Serkan. Serhat Akın. Güngör. Trabzonspor veteran takımı Galatasaray karşısında Fikret hep bir farklı mağlup duruma düşüyordu farkındaysan. Daha sonra oyundan kopmuyordu. Hep dedik ki havlu atacaklar mı atmayacaklar mı merak etmiştik. Havlu atmadılar. Bakalım bu gece Fenerbahçe karşısında havlu atan bir Trabzonspor veteran mı göreceğiz yoksa oyunda dengeyi sağlayan bir Trabzonspor veteran mı? Semavi. Emrah. Çağdaş yine forvete geçti Fikret. Hasan üçüncü. Gol arayacak tabii ki. Normal doğal olarak Çağdaş takım yenik duruma düştüğü anda forvete geçiyor doğal olarak. Güngör. Solda Hasan. Hasan üçüncü. Şut dışarı atıyor topu. Bu gol sıkıntısını tabii sürekli Çağdaş'la kapatmak zorunda kalıyorlar. Ama işte ne yapsın Çağdaş çocuk da yani cengaverce savaşıyor. Ama yani elinden gelen de bu yani. Bu forvet oyuncusu değil ki. Recep. Mehmet, Metin bıraktı out. Mehmet Yılmaz neden girmiyor? Yattara neden girmiyor? Soner neden girmiyor? Hasan Özer neden girmiyor? Bunların hepsi forvet oyuncusu. Bu arada Recep sakatlandı, oyun devam ediyor. Serhat gol durumunda. Kaleci Metin hakem oyunu durdurdu. Dirseğinde bir problem. İşte bu pozisyonda avuç içine bir darbe. Doğru karar. Bereket suratına gelmemiş. Oyunu devam ettirdi. Avantaja bıraktı hakem ama bu avantaja kalecinin yanına gitti. Tamam da bu avantaja bırakılacak bir şey değil ki Fikret. Yani ne adamın suratına gelse dağılır. Baliç. Çaprazda Elvir Baliç. Dönen top. Ceyhun. Serhat Akın dışarı attı. Metin. Emrah. Hasan üçüncü. Semavi. Semavi uzun. Çağdaş bıraktı. Emrah. Tekrar Çağdaş'a. Kaleci Recep.
Baliç. Boş olanı attı. Serkan hareketti. Serkan'dan Ceyhun'a. Ceyhun Baliç'le. Baliç'ten Serhat. Tekrar Baliç'e. Bir kez daha Serhat. Emrah. Fikret, Süper Lig maçlarında son dakikalarda takım yenik duruma düştüğü zaman teknik direktörler genellerde stoper oynayan oyuncuyu santrofor yollarlar. Son bir şans denerler ve o futbolcudan gol beklerler. Trabzonspor veteran takımı sanki maç başından beri sanki son dakikalar oynuyormuş gibi sürekli Çağdaş ileride. Şimdi sert bir şut. Olmadı. Serhat. Serkan. Yattara oyuna girdi. Yattara girdi. Şimdi Ceyhun'a. Ceyhun gol durumunda pas verdi. Serhat takım vurdu. Olmuyor. Güngör. Yattara. İbrahim Yattara. Top Fenerbahçe veteranda. Serkan. Serhat'a. Serhat kaleci Metin. Yine mutlak bir gol şansı oldu Fenerbahçe veteran için. Ceyhun kullanacak. Güngör. Sebabi. İbrahim Yattara. Yattara. Bırakmadı. Serkan topu aldı. Serkan'ın pası. Serhat Akın. Serhat ceza alanında. Kaleci Metin'de kaldı. Sebabi. Erhan Albayrak bastırdı. Faul. Nerede kaldı Semavi? Semavi'nin şu dakikalarda daha kontrollü oynaması lazım. Yani kendini çok yorarsa son dakikalarda Trabzonspor veteran takımı semavisiz kalacak bu gidişte. Onun için biraz daha kontrollü olması lazım. Bu arada Yattara'nın da artık biraz şov yapıp Trabzonspor veteranı ateşlemesi gerekiyor. Yattara atışı kullanacak. Hiç şüphesiz turnuvanın en dikkat çekici ismi şu son maçlarda Semavi oldu. Yattara kullandı. Top kalecide. Recep. Uzun bir top attı Metin. Güngör. Emrah. Semavi. Serkan. Celil. Tekrar Celil. Celil. Faul diyor hakem. Emrah çıktı. Yerine Mehmet Yener oyuna girdi. Bordo mavili takımda. 35. dakikadayız. 4-3 önde Fenerbahçe veteran. Ceyhun. Erhan Albayrak. Çağdaş. Semavi. Metin. Güngör. Semavi. Yattara. İbrahim Yattara. Ceyhun. Celil. Erhan. Celil. Recep. Erhan. Fenerbahçe veteran Celil. Morallendi Fikret. İyi top yapmaya başladı. Ceyhun. Güngör kesti. Çağdaş. Kaleye vuracak. Serkan'a çarptı. Taç. Yattara girdikten sonra Trabzonspor veteran takımda bir gerginlik başladı. Farkında mısın? Yattara ile diğer futbolcular arasında böyle bir tartışma var sürekli. Yattara. Anlaşamadılar yani. Nasıl bir strateji çizeceklerini çözemediler hala Yattara'dan sonra. Dışarı vurdu Çağdaş. Recep. Elvir Baliç. Erhan. Serkan. Celil'e doğru top hızlı. Metin. Çağdaş. Ceyhun bırakmıyor. Kaleci Recep. Baliç. Baliç yerde. Devam diyor hakem. Çok kızdı Baliç.
Semavi. Yattara. Mehmet bıraktı. Semavi. Güngör kaptırdı. Erhan. Erhan solda Balic. Elvir Balic. Mehmet. Mehmet Yener. Semavi. Semavi vurdu. Dönen top. Tekrar Semavi almak istiyor. Atış Trabzonspor'un. İşte Balic'in yerde kaldığı pozisyon. Yani Güngör'ün müdahalesi var ama Balic de sonradan biraz böyle kendini biraz artistik atmış gibi gözüküyor. Serhat Akın oyunda. Yatara geliyor. Pas verdi. Çağdaş. Şimdi Celil topu aldı. Sol tarafta Eren var. Sağında Serhat. Serhat oynadı. Metin karşıladı. Kontra atakta golü bulamadı. Fenerbahçe veteran. Şimdi Erhan çaprazda. Güngör yerde. Erhan Albayrak. Erhan faul diyor hakem. Bir önceki pozisyonda kendisine faul yapıldığını söylüyor Güngör. İşte Metin Aktaş'ın kritik kurtarışı. Kritik kurtarışı da Serhat'ın orada Erhan'a vermesi lazım. Pas ve Erhan'a verse Erhan bomboş kaleye bırakacak topu. Yani orada Serhat kaleye vurmak yerine Erhan'a çıkarsa Fenerbahçe iki farklı öne geçecek. Kritik bir andı yani. Ceyhun kullanıyor. Arkaya attı. Serhat kafayla indirdi. Çağdaş'ın önüne pas oldu. Mehmet Yener topu önüne alamadı. Serkan. Topu dışarı attı. Güngör. Trabzonspor veteran takımında gereksiz bir stres oldu şu anda. Yani biraz sinirlerine hakim olamıyorlar. Biraz sinirlerine hakim olurlarsa nasıl Galatasaray maçında sonradan öne geçtiler? Olabilir, futbol bu. Çok ama çok şu anda çok sinirliler ve gerginler Trabzonspor veteran takımı. Bu dezavantaj onlar için. Recep. Ceyhun. Tekrar Ceyhun. Vuruyor Ceyhun, dışarı gitti. Ceyhun Eriş. Semavi. Recep. Metin. Güngör. Semavi. Semavi faulle durduruldu. Bekleyin diyor hakem. İşte Semavi'nin yerde kaldığı an. Çağdaş topun gerisinde. İşaret verildi. Çağdaş. Semavi. Top şimdi Mehmet'in önünde. Recep. Güngör. Semavi. Metin Aktaş. Emrah. Top kalecide. Faul diyor hakem. Fikret, şimdi Fenerbahçe veteran takımı kazanırsa finalde. Futbolcular bunun bilinciler, bunu biliyorlar. Bu da onlara aşırı bir motivasyon yaratıyor şu anda son dakikalara girdirken. Yani son 8 dakika falan, 8,5 dakika. Onun için de Fenerbahçe veteran takımı bunun bilincinde oynuyor ve çok hırslı oynuyorlar. Semavi. Güngör. Güngör vurdu. Erhan. Korner. Son 8 dakikaya girdik. Fenerbahçe veteran bir farklı önde. 4-3 durum. Semavi. Trabzonspor veteran takımında bütün umutlar Çağdaş'a bağlanmış durumda. Yani golü Çağdaş'tan bekliyorlar. Çağdaş da tabii artık belli bir yere kadar golcü değil. Elinden geleni yapıyor Çağdaş ama bakalım ne olacak bundan sonra. Güngör, Serkan, Serhat.
Serhat çaprazdan vuruyor. Top dışarı gitti. Güngör. Emrah. Çağdaş. Sebabi. Celil. Serhat Akın. Baliç boş. Şimdi Baliç'e. Baliç vurdu. Top dışarı gitti. Out. Fenerbahçe veteran takımı çok önemli golleri kaçırıyor. Yani kritik noktalar. İki farklı öne geçip oyunu koparabilir Fenerbahçe veteran takımı ama bunu beceremiyorlar bir türlü. Şimdi Baliç'in vuruşu dönen topa Serhat vuramadı. Çağdaş. Çağdaş vuruyor. Top dışarı gidiyor. Sonuç alamadı. Bordo mavili takım. Erhan. Celil. Baliç. Serkan'a. Serhat boşta ve gol! Serhat Akın bitti diyor ama tabii ki daha çok zaman var. 5-3 oldu durum. Gol Serhat Akın. Serhat Akın bitti diyor ama futbolda hakem düdüğü çalana kadar hiçbir şey belli olmaz. Onun için de daha hiçbir şey bitmedi. Kendini unutturdu arkada Serhat. İşte gol sonrasındaki bitti işaretleri. 44. dakikada durum 5-3 oldu. Çağdaş. Emrah. Semavi. Emrah Eren. Tekrar Emrah. Semavi. Emrah. Erhan. Metin Aktaş. Metin topu diğer kaleciye Recep'e gönderdi. Erhan. Ceyhun. Baliç. Celil ceza alanında. Kaleci Metin'den yine kritik bir kurtarış. Fikret Engin, futbol gerçekten tuhaf bir oyun. Yani kimse Fenerbahçe'nin bu turnuvada finale çıkacağını tahmin etmiyordu. Ceza alanına doğru. Baliç'in kafa vuruşu. Metin. Ve eğer yani Trabzonspor sonlara doğru şahlanmazsa, Fenerbahçe'de böyle top yaparsa, Trabzonspor'un işi zor ve Fenerbahçe bu gidişte sanki futbol tabii bu her şey olabilir ama sanki Fenerbahçe finale gidecek bir şey gibi gözüküyor şu anda. Baliç, Celil, Serkan, Recep, Erhan, Metin, Semavi. Çağdaş. Ceyhun. Baliç. Faul diyor hakem. Şimdi Trabzonspor veteran takımının son 4 dakikaya girdik. Uzatmalar da var. Gol veya goller bulmaktan başka çaresi yok. Ben Hami Mandıralı'nın yerinde olsam bir şok yaparım. Yani Yattara'yı koyarım, Mehmet Yılmaz'ı koyarım, Hasan Özer'i koyarım. Hiç olmazsa takıma bir şok yaparım. Son dakikalarda belki bir şeyler yaparım diye düşünüyorum. Bu gidişte çünkü çok yoruldular. Şimdi Sev abi çok yoruldu. Güngör çok yoruldu. Çağdaş. Emrah. Ceyhun topu aldı. Ceyhun gidiyor. Ceyhun ve gol! Ceyhun Eriş topu alana gönderiyor. 6-3 oldu durum. Gol Ceyhun. Topu kazandı, iyi götürdü, köşeyi çok iyi gördü Ceyhun Eriş ve Fenerbahçe veteran 6-3 öne geçti. Fikret Engin, görünen köy kılavuz istemez. Trabzonspor takımı kroke oldu, düştü, gardı düştü. Oyunda top yapamıyor, yoruldular. Yandan Hami Hoca'nın böyle bir şok yapması gerekiyordu. Yani Yattara'yı koy, Hasan Özer'i koy, Mehmet Yılmaz'ı koy. Gol ara çünkü golden başka çaren yok. Ama aynı takımda devam ediyorlar. Onun için Fenerbahçe tabii ki kontrolü ele aldı doğal olarak. Emrah vuruyor. Recep kontrol etti. Normal sürede son 3 dakikaya girdik.
Fenerbahçe finale çok yakın. Şimdi semaviye bakıyorum, tamam. Oo. Büyük hata Metin'den. Serhat vurdu son anda. Hasan üçüncü. Semavi. Çağdaş'ın vuruşunda Serkan'dan döndü. Ceyhun topu aldı. Ceyhun kaleye vurdu. Semavi. Metin. Fenerbahçe veteranın en büyük avantajı bu maçta. Baliç ve Celil çok formdaydılar. Şu ana kadarki en iyi oyunlarını oynadılar. Tabii bu Fenerbahçe veteran takım için büyük bir avantaj oldu. Çağdaş. Emrah. Semavi. Soner. Semavi. Soner. Hasan üçüncü. Erhan. Güçlüler oyunlar. Serhat. Elbil Baliç. Ceyhun. Erhan. Top yapıyor Fenerbahçe. Tabii moral kazandılar. Top yapacaklar, çok doğal. Üç farklı öne geçtiler. Moral kazandılar. Baktılar takım, karşı takım çöktü, yoruldu. Kenardan herhangi bir hareket yok. Trabzonspor veteran takımının kenarından herhangi bir hareket yok. Onlar da bizim gibi seyrediyor. Onun için de sonuçta Fenerbahçe oyunun kontrolü eline aldı. Serhat. Çağdaş. Baliç. Baliç ve mükemmel bir gol. Elbir Baliç bu iş bitti diyor. Elbir Baliç noktayı koydu. Harika bir gol attı köşeye. Tekrar görüntüye geliyor. Baliç çok sert vurdu. Köşedeki örümcek ağlarını aldı adeta. Top yine nerede? Gol Baliç. Artık bitti sevgili Murat Özarı. Fikret Engin, bitti de benim söylediğim dakikalarda Trabzonspor veteran takımının önlem alması gerekiyordu. Belliydi. Trabzonspor çöktü. Göz göre göre çökerttiler Trabzonspor veteran takımını. Yani Emrah. Kendi aralarında anlaşamadılar ve çöktüler. Bu kadar basit. Celil. Arkadan çok sert bir müdahale var. Celil yerde. Maç tam kopacağı zaman, hani Fenerbahçe veteran takımı üstünlüğü ele aldı demiştik ya, görünen köy kılavuz istemez. O aralarda Hami Hoca'nın oradan böyle bir iki takviye yapıp takıma bir şok yapması gerekiyordu. Yapmıyor nedense, ben anlamadım yani. Şimdi Yattara biraz daha oynayabilir, niye koymadı? Mehmet Yılmaz'ı hiç koymadı. Sakat Mehmet Yılmaz. Sakat girdi oyuna. Yani çok kısa oynamak zorundayım dedi. Hasan Özer? Aynısı onun içine geçerli. Hepsi mi sakat bunların? Yani biraz sorunları vardı oyuncuların. Mecburen kısa oynayacaklarını söylediler bana. Ama Fikretciğim, ama sonuçta bu bir takım oyunu yani. Duraklama anlarındayız. Fenerbahçe veteran takımı şu ana kadarki en iyi futbolunu oynadı bu gece. Cengaver gibi savaştılar. Celil vurdu ve top kaleci Metin'de. Hasan üçüncü. Hasan üçüncü. Olmadı. 4 dakikalık duraklama bölümünün içindeyiz. Erhan Albayrak gidecek. Çağdaş topu aldı. Faul bekledi Erhan. Hakem oyunu durduruyor. Ve bu sarı kadar. Kart. Erhan Albayrak. Erhan'ın bu kadar sinirlenmesine gerek yok. 7-3 durum. Ya 4 farklı evet. Öndesin. Ya Fikret bak 4 farklı. Çağdaş'ın faul yaptığını söyledi ya, hakemi. Tamam yapmış olabilir. İzliyoruz. Evet yapmış, çekmiş. Doğru karar. Karar doğru ama Erhan'ın bu kadar olayı abartmasına mı gerek yok? Çünkü zaten 4 farklı öndesin. Takımını yalnız bırakacaksın. Boşu boşuna. Yani futbolcular gereksiz dakikalarda sinirlerini ön plana çıkarıyorlar. Bir şey yok. Biraz profesyonel davran. Sakin ol. Hasan vurdu kaleci Recep. Çağdaş. Şimdi Erhan. Uzun oynadı. Serhat'a. Serhat Akın ve gol! Gol Serhat Akın. 8-3 oldu. Fenerbahçe veteran, Trabzonspor veteran karşısında durumu 8-3'e getirdi.
Trabzonspor veteran takımı bu gece kendi aralarındaki anlaşmazlıklarından dolayı ve yandan gerekli takviyelerin yapılmamasından dolayı, bana göre strateji hatasından dolayı bu duruma geldiler. Galatasaray maçındaki Trabzonspor veteran takımı kendi aralarında iyi anlaştılar ama bu maçta hiç iyi anlaşmadılar. Semavi vurdu. Taç. Emrah. Çağdaş. Ama Fikret, top tribünlere gitti. Ben açıkçası bu kadar iyi bir Fenerbahçe veteran göreceğimi umut etmiyordum. Yani şu ana kadar bu sinyalleri vermemişlerdi ama bu gece inanılmaz. Yani bir kat üzerlerine koyarak oynadılar yani kendi performanslarının. O da neden biliyor musun Fikret? Kazanırlarsa finale çıkacaklar ya, bu çok önemli bir motivasyon. İlk finalist Fenerbahçe veteran takımı. Bu maçın hemen ardından Beşiktaş veteran Galatasaray veteran maçını izleyecek futbol severler. Semavi. Semavi. Emrah. Hasan üçüncü. Emrah vuruyor, top dışarı gitti. Semih abi ne yapsın, çocuk artık yürüyecek hali kalmadı yani. Serkan. Hala da koşuyor çocuk yani, elinden geleni yapıyor ama yani ne yapsın. Semih abi. Emrah. Soner. Semih abi. Hasan üçüncü. Çağdaş. Serkan'dan döndü. Semih abi. Emrah'ı attı. Emrah. Kaleci Metin bırakmak istemiyor. Ceyhun. Erhan Albayrak ve top file verdi. 9-3 oldu. Erhan Albayrak golü attı. Fenerbahçe veteran 9. Trabzonspor veteran 3. Gol Erhan Albayrak. Bu geceye damga vuran iki isim var bana göre. Celil ve Baliç. Celil ve Baliç bu gece performansların üzerine çıktılar. Turnuva başladığından beri ki en iyi oyunlarını oynadılar. Bu ikili Fenerbahçe'yi buralara getirdi. Ve hakem son düdüğünü çaldı. Fenerbahçe veteran finalist. İlk finalist Fenerbahçe veteran.